Sessiz bir cumartesi günü. Sabah saat 8:30 civarında polis, 1201 Doğu Amador Bulvarı'ndan gelen New Mexico eyaletini temellerinden sarsacak şok edici bir 911 çağrısı aldı. Hattın diğer ucunda çaresiz, vücuduna toplam 5 kurşun darbesi almış, üstü başı kanlı bir kız çocuğunun yardım çığlıkları vardı. Las Cruces Bowl? Yes. Okay, and there were shots fired? Yes. All of us were hurt. Okay. What's your name? Melissa Repass. Please hurry. Okay, Melissa, we've got him this. Burada 4 çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere toplamda 7 kişi kurşunlanarak infaz edilmişti. Las Cruces bowling salonunda yaşananlar tarif edilemez bir korku şovuydu. Burası bir aralar bölgenin en popüler bowling salonu olarak bilinmekteydi. Genellikle bowling turnuvalarında birbirleriyle düello yapan yarışmacılarla ve eğlenmek için bowling oynayan aile ve arkadaş gruplarıyla doluydu. Ancak neredeyse 33 yıl önce bu yer New Mexico eyalet tarihindeki en acımasız ve trajik olaylardan birine ev sahipliği yaptı. Burada yaşananlar katliamdan başka bir şey değildi. Cinayetler Las Cruces'ın şimdiye kadar karşılaştığı en kötü suç olmaya hala devam ediyor. 10 Şubat 1990 Cumartesi sabahı 8 sularında birkaç personel Las Cruces bowling salonunu o gün için açmaya hazırlanıyordu. Sabahın erken saatlerinde salona ilk gelen 34 yaşındaki Stephanie Senek'ti. Stephanie işletmenin yöneticisiydi. Ayrıca bowling salonunun sahibi Ronald Seney'in de kızıydı. Söz konusu günde onunla birlikte 12 yaşındaki kızı Melissa ve Melissa'nın 13 yaşındaki arkadaşı Amy de oradaydı. Yakın arkadaş olan Melissa ve Amy, bowling salonunun kreş bölümünde ellerinden geldiğince oradaki bazı çocuklara bakıcılık yaparlardı. Saat henüz 8:05 civarlarıydı. Stephanie, önceki gecenin makbuzlarını gözden geçirerek ve her şeyin defterlerde eksiksiz olduğundan emin olarak günü açmaya hazırlanıyordu. Sabahın erken saatlerinde Steve Senek ve Aida Holgin de salona geldiler. Steve, Stephanie'nin kardeşi Melissa'nın amcasıydı ve o da orada bir çalışandı. Ancak bugün çalışmıyordu. Bir şeyler almak için erkenden salona uğramış, 5 ila 10 dakika gibi kısa bir süre sonra da oradan ayrılmıştı. Diğer kişi ise Aida Holgin'di. Aida bowling salonunda çalışan 33 yaşındaki bir aşçıydı. Açılıştan önceki saatlerini yaklaşan öğle yemeği için yiyecek hazırlamakta geçiriyordu. Her şey yolunda gözükürken 8:15 civarında garip görünümlü iki adam ellerini kollarını sallaya sallaya bowling salonunun açık ön kapısından içeri daldılar. Adamlardan biri ilk olarak mutfakta çalışan aşçı Ayda ile karşılaştı. Ona doğru 22 kalibrelik bir tabanca çekti ve ona Stephanie'nin ofisine gitmesini emretti. Bowling salonunda bulunan Stephanie Senek, kızı Melissa ve arkadaşı Amy de ofisteydi. Bütün herkesi ofiste toplamışlardı. Daha sonra saldırganlar tüm kadın ve çocukların ofis zeminine yatmalarını emretti. Talepleri karşılanırsa onları bırakacaklarına söz verdiler. Ancak görünüşe göre ne yapacakları pek net değildi. Adamlar görünüşte soyguncuydu ama maske veya eldiven takmıyorlardı. Elleri silahlı korkunç görünen bu adamlar rahatsız edecek seviyede rahatlardı. Sanki başka bir şey arıyorlarmış gibi birkaç dakika boyunca odayı karıştırdılar. Olaya dahil olan, oradaki kişilere bir ömür gibi gelen birkaç dakika kadar sonra adamlar bowling salonunun kasasına erişim istiyorlardı. Kasayı sadece Stephanie açabilirdi ve çaresizce kasayı açarak adamların binlerce dolara erişmesine izin verdi. Toplam miktar tam net olmamakla birlikte 4-5 bin dolar arasında bir para çaldıkları tahmin ediliyor. Ama şöyle de bir ilginçlik var ki kasada duran paranın hepsine dokunmamışlar. Görünüşe göre tek amaçları soygun değildi ve bunu ima ederek paranın hepsini çalmadılar. Alacakları para destelerini topladıktan sonra kaçmaya hazırlardı. Ancak bu birkaç dakikanın karmaşası içinde adamların az önce girdiği ön kapıdan birinin bowling salonuna girmesiyle kaçma girişimleri kesintiye uğradı. Mekana gelen bu kişi bir başka çalışan Steve Terin'di. İşi makineleri tamir etmek, bakımlarını yapmak olan Terin, bowling salonunda çalışan 26 yaşında bir tamirciydi. Steve yalnız gelmemişti. Yanında iki çocuğu da vardı. 2 yaşındaki kızı Valerie ile 6 yaşındaki kızı Paula. Söz konusu cumartesi günü Steve iki kızı için bakıcı ayarlayamamıştı ve onları salonda bulunan kreşe bırakmaya karar verdi. Böylece sabah 8:20'den hemen sonra Steve ve kızları iş yerine girdiler. Ancak Steve'in bu basit kararı geri dönüşü olmayan büyük bir hataydı. Kendisinin ve kızlarının hayatına mal olacaktı. Steve kilitlenmemiş ön kapıdan geçerken lobide veya mutfakta kimseyi göremeyince bir tuhaflık olduğunu anlamıştı. Bu yüzden diğerlerini bulmak için ofise doğru yürümeye başladı. Ofise girer girmez 4 kişinin dizleri üzerine çökmüş, kafalarına silah dayanmış halde rehin alındığını görünce ne yapacağını şaşırdı. Birdenbire iki çocuğunu ve kendisini olayların içerisinde buldu ve böylece olaylar doğaçlama gelişmeye devam etti. Oradaki o iki adam Steve'le boğuşmaya başladı ve birkaç dakika içinde onu alt etmeyi başardılar. O ve kızları diğer kurbanlarla birlikte köşeye sıkıştırıldı ve katliam bundan hemen sonra başladı. Soygun fikri toplu katliama dönüşmüştü artık. İki silahlı adam kurbanlara ateş açtı ve 7 rehininin her birini 22 kalibrelik tabancalarla defalarca kez vurdular. Kurbanların her biri, çocuklar da dahil olmak üzere, infaz tarzında başlarından vurulmuştu. Odadaki hiç kimse bağışlanmadı. Ne kadar genç olursa olsun, çocuklar dahi olsa hiçbir tanık bırakmayacaklardı. Stephanie Senek, kızı Melissa, arkadaşı Amy, aşçı Aida, sonradan salona gelen Steve Terin, 2 yaşındaki kızı Valerie ve 6 yaşındaki kızı Paula, yaşları ayırt edilmeksizin hepsi orada acımasızca katledildi. Psikopat olup insanları öldürmek başka bir şey, çocuklara hatta 2 yaşındaki bir bebeğe kurşun sıkmak başka bir şey. Arkanda tanık bırakmak istemiyorsun. Bir katil için oldukça mantıklı bir yol. Ama 2 ile 6 yaşındaki bir çocuğun kafasına sıkmak nedir? Onlar zaten sizi tanıyamazdı. Ele verecek ne söyleyebilirdi ki? Bu adamlar gerçekten kötüydü. Ancak öylece çıkıp gitmediler. Kabus daha bitmemişti. Ofis masasının üzerinde bulunan kağıtları toplayıp ofise ateşe verdiler. Orada bulunduklarına dair tüm kanıtları yok etmeyi planlamışlardı. Ve sonraki birkaç dakika içinde yangın büyümeye devam ederken aldıkları parayla birlikte oradan ayrıldılar. Muhtemelen gittiklerinde oradaki herkesin öldüğünü düşünmüşlerdi. Saat 8:29'du. Şans eseri kurbanlardan biri olan Melissa ölmemiş, hayattaydı. Her nasılsa hala bilinci yerindeydi. Ağlıyor ve çok sayıda kurşun yarasından kan kaybetmekteydi. Ofisteki yangın ona yaklaşmaya devam ederken 911'i aramayı başarmıştı ve karşısındaki kişiye anlattığı şeyler tüyler ürperticiydi. Etrafı diğer cesetlerle çevriliyken yardım için yalvarıyordu adeta. Melissa Repass, please hurry. Okay, Melissa, we've got him dispatched. Did you see who did it? No, sir. They told us all to get down. They shot me 5 times. Okay. We'll get him rolling, Melissa. Just hang on. Take a deep breath. We've got patrol units en route. How many people are hurt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 people are hurt? Yes, I think. 7 subjects hurt. Okay. Okay, Melissa. It hurt. Genç kız kurtarılması için memurları bulunduğu yere yönlendirmeyi başarmıştı. Melissa'nın katliam karşısındaki cesareti takdire şayandı. Bu hareketi yalnızca onun değil, 2 kişinin daha hayatını kurtarmıştı. Bowling salonu bir kavşaktaydı ve Doğu Amador, şüphelilerin geçmek zorunda kalacağı işlek bir caddeydi. Ancak sirenler çalmaya başlayana kadar kimse ters giden bir şeyler olduğunu fark etmemişti. Polis memurları ve itfaiyeciler rekor bir sürede Las Cruces bowling salonuna vardılar. Çıkartılan yangın nedeniyle ilk müdahale ekipleri telsizle acil destek istedi ve ardından cesetleri müdürün ofisinden bowling salonunun lobisine çekmeye başladılar. Salon adeta mezbahaya dönüşmüştü. Dışarı çıktıklarında yoğun bir şekilde kanayan ve bilinçsiz olan kurbanların her birini tedavi etmeye başladılar. 12 yaşındaki Melissa ve 33 yaşındaki Ayda'nın durumu stabil hale getirildi. Steve'in 2 yaşındaki kızı Valerie de onlarla birlikte hastaneye kaldırıldı. Ancak küçük kız o gün ilerleyen saatlerde hayatını kaybetti. Diğer 3 kurban, 26 yaşındaki Steve, 6 yaşındaki Paula ve 13 yaşındaki Amy'nin olay yerinde öldüğü açıklandı. Sağlık görevlileri hızlı bir şekilde olay yerine gelmişlerdi. Ancak onları kurtaramamışlardı. 34 yaşındaki Stephanie ise Aldığı yaralar sonucu uzun yıllar süren tedavi sürecinden sonra yaklaşık 9 yıl sonra öldü. Katillerin kurbanlar ile aralarındaki etkileşimlerin neredeyse tamamı ofisin içerisindeydi. Çıkarttıkları bu yangın, geride bıraktıkları kanıtları yok etmeyi düşündüklerinin açık bir göstergesiydi. İtfaiyeciler geldiğinde istemeden de olsa geriye kalan çok az kanıtı dağıtmış ve sulandırmışlardı. O sırada kusurlu olay mahalline ve adli tıbbın sınırlarına rağmen Las Cruces Polis Departmanı olabildiğince kapsamlı bir soruşturma yapmaya çalıştı. Videonun başında Stephanie'nin kardeşi Steve Senek olay günü izinliydi demiştik. Cinayetlerin işlendiği sabah sırt çantasını almak için bowling salonunun açılmadan kısa bir süre önce uğrayıp çıkmıştı. Steve yaşanan olayların haberini duyduğunda o sabah oradan ayrılırken bowling salonuna yaklaşan iki adam gördüğünü bildirdi. O tam çıkarken salona doğru giden o iki adam bu katiller olabilirdi. Katliamın rapor edilmesinden sonraki saatlerde Steve Senek bu iki adamın eşkalini polise verdi. Onları tanımlaması robot resimlerinin çizilmesine yardımcı olmuştu. Her iki adam da katliamdan sonraki haftalarda medyaya dağıtılan bu robot resimlerle arandı. Şüpheliler Meksikalı olarak tanımlanmışlardı. Ancak mükemmel bir şekilde İngilizce konuşmuşlardı. Bir numaralı şüpheli 25-30 yaşlarındaydı. Yaklaşık 1.70 boyunda, 75 kilo civarı, dalgalı kahverengi saçları ve kahverengi gözleri vardı. Cinayetler sırasında bıyıklı ve konuşmasında belirgin bir aksan bulunmayan İspanyol erkek olarak tanımlandı. 2 numaralı şüpheli ise 40 ile 50 yaşlar arasında görünen 1.60 boyunda, yaklaşık 65 kilo civarında yine İspanyol bir erkek olarak tanımlandı. Saçları hafif beyazlamış ve kahverengi gözlüydü. İspanyol aksanıyla İngilizce konuşmuştu. Kısa bir süre sonra bu iki adamın çizimleri birden fazla kurşundan sağ kurtulan Aida Holgin tarafından da doğrulandı. Aida, adamları bu korkunç suç işlenmeden günler, haftalar hatta aylar önce bowling salonunda gördüğünü söyledi. O ve diğerleri adamların öncesinde mekanı gözetliyor olabileceğine ve bowling salonu hakkında fikir edinmek için orada bulunmuş olabileceklerine inanmakta. Salon hakkındaki düzen, program ve personel saatleri gibi günlük işleyiş planı hakkındaki detayları biliyor olmaları muhtemeldi ve böylece tüm tanıkları infaz etmeye hazırlardı. Suçluların rehineleri ne kadar hızlı vurduklarını da düşünürsek bu ilk cinayetleri değildi. Ek tanık görüşlerine dayanarak bu iki adamın olay yerinden yeşil bir jiple ya da bir minibüsle oradan kaçtıklarına inanılmaktaydı. Olaydan sonraki birkaç saat içinde şehrin yakınındaki sokaklara ve otoyollara barikatlar kuruldu ve şehirden ayrılan herkes dikkatle tarandı. Kısa bir süre sonra polis barikatlarında bir araç kenara çekilmişti. Aracın içinde üzerlerinde binlerce dolar nakit para bulunan 4 İspanyol erkek vardı. Steve Senek daha önce bowling salonuna giderken gördüğü iki adamı araçtaki 4 İspanyol'dan hiçbirine benzetemedi ve bu şüpheli grubun öylece gitmesine izin verildi. Amerikan ordusu ve sınır devriyesi bölgeyi uçak ve helikopterlerle aradı. Ancak tutuklanan olmadı. Çabaları maalesef sonuçsuz kalmıştı. İki silahlı adam bowling salonuna nasıl girdi, 7 kişiyi nasıl esir aldı ve sonunda 7 kurbanı da nasıl vurmaya karar verdi? Öncelikle iki adamın bowling salonunu soymayı planlamış olması mümkündü. Belki de bu kadar çok insanın orada olmasını planlamamışlardı ve bunun sonucunda şiddetli bir şekilde saldırmışlardı. Ek olarak 4-5 bin dolar arasında bir miktarla oradan ayrılmışlardı. Ancak kasada daha çok para vardı ve bir miktar parayı kasaya bırakmaya karar vermişlerdi. Bu basit bir soygun olsaydı kasıtlı olarak o parayı oraya bırakmazlardı. Bazıları da silahlı kişilerin sadece şiddet için orada olabilecekleri teorisine inandı. Tüm bu ihtimallerin dışında olaydan kısa bir süre sonra tesisin sahibi Ronald Seney'in bir tür karanlık iş ilişkisi olduğuna dair söylentiler dönmeye başladı. Ronald'ın bölgedeki aktif kartellerle bağlantılı olduğu düşünülmekteydi. Belki de bu kişiler kötüye giden bir uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden intikam almak için Meksika'dan gönderilen tetikçilerdi. Silahlı kişiler Ronald'ın kızı ve torunu da dahil olmak üzere bowling salonundaki tüm insanlara acımasızca ateş ettiğinden dolayı bu şüphelerde gerçeklik payı olabilirdi. Bu çok gerçekçi bir olasılıktı. Ne de olsa cinayetlerden sağ kurtulanlar silahlı kişilerin ofiste bir şey aradıklarını hatırlıyorlardı. Her halükarda para onlar için ikincil bir amaç gibi görünüyordu. Belki de parayı genel soruşturmayı gölgelemek için aldılar. Suçun vahşeti nedeniyle 7 rehinenin de vurulması bir mesaj gibiydi. Bu gerçekler Senek ailesi hakkında şüpheler uyandırmak için yeterli olsa da Las Cruces polisi, Ronald, aile üyeleri ve ortaklarını soruşturduğunda sağlam bir şey ortaya koyamadılar. Ancak ilginç bir şekilde Ronald katliamdan sadece 6 gün sonra bowling salonunu açmıştı ve cinayetlerin işlendiği temizlenmiş ofiste gazetede gülümserken çekilmiş bir fotoğraf olması da oldukça tuhaftı. Ama yine de bunların hepsi birer tahmin. Tek bir şüpheliye işaret eden net bir kanıt yoktu ve sonraki yıllarda da değişmedi. Önümüzdeki birkaç ay boyunca Las Cruces bowling salonu katliamı olarak adlandırılan bu olayla ilgili soruşturma devam etti. Ancak dava soruşturmanın ötesine geçmediği için hayatta kalanlar ve aile üyeleri hiçbir zaman huzur bulamadılar. Las Cruces bowling salonu katliamı günümüzde hala aktif bir vaka. Pek çok insan katilleri gördü ama son 33 yıldır ne yazık ki dava donup kaldı. Büyük bir insan avına rağmen kitlesel silahlı saldırıdan sorumlu katiller asla bulunamadı. Bir zamanlar pek çok gülümsemeye ve ardından çok fazla acıya ev sahipliği yapan bowling salonu 2018 yılının Haziran ayında kalıcı olarak kapatıldı. Bu içeriği izleyerek zamanını benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Bana destek olmak ve içeriklerimin devamı için bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizden maddi ya da manevi hiçbir şey eksilmeden karşı tarafa, yani bana, benim için her şeyden önemli olan emeklerimin karşılığını vermiş olacaksınız. Sadece 2 tıkla. Kısacası destekleriniz benim için oldukça önemli. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.